Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana gözlənilən tarixi səfəri baş tutdu və bugün və eyni zamanda sabah Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanda 2 günlük rəsmi ziyarətdə olacaq. Hazırda yanımda İstanbul Aydın Universitetinin professoru, beynəlxalq siyasi məsələlər üzrə ekspert Kutay Qaraca var. Kutay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Bəli, nəhayət gözlənilən görüş baş tutdu. Türkiyə Prezidenti Şuşaya yola düşüb. Gözləntilər nədir bu görüşdən? Ya şimdi dün biliyorsunuz NATO zirvesi vardı ve Cumhurbaşkanı zirve sonunda yaptığı basın açıklamasında Karabağ'ın 30 yıl sonra gerçek sahiplerinde bulduğunu ve bunun devamı için de Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapacağını beyan etti tüm dünyaya. Bu şu, artık o topraklarda için hayal kuranlar varsa karşılarında yalnızca Azerbaycan yok. Olması gereken şekilde Türkiye var. Bu çok açık. Bundan sonraki süreç o toprakların çok daha verimli hale getirilmesi, o tarihi yerlerin tüm dünyanın ziyaretine açılması, o bölgeyle Türkiye arasındaki bağın daha fazla uçak seferleriyle korunması. Allah bize işte Karabağ'ı ölmeden önce Azerbaycan'ın bir toprağı olarak gösterdi. Bundan daha büyük de bir mutluluk yok. Şuşaya məhz işğal altında olmuş və xilas edilmiş bir əraziyə səfərini dünyaya hansı mesaj kimi qiymətləndirə bilərik? Və ötən gün dediyiniz kimi NATO-da da Qarabağ məsələsinə toxundu. Və bir də cavab axtarılan suallardan biri budur ki, məhz NATO zirvəsindən dərhal sonra Azərbaycana getdi. Hansı mesajları var burada? Burada çok önemli mesajlar var tabii. Yani biliyorsunuz basın toplantısının son cümlesi de çok şükür şimdi Azerbaycan'a gidiyoruz oldu. Ve biliyorsunuz basın toplantısında dünyanın dört bir tarafından basın organları ve gazeteciler takip etti. Hani böyle bir durumda çok açık ve net bir mesajdır bu. Biz geldik dünyanın en önemli toplantısına ama daha önemli bir yere gidiyoruz. Çok şükür Suşa'ya gidiyoruz dedi. Hani bu çok açık bir mesajdır, net. Hani hele hele Paşinyan'ın ya biz o mayın tarlalarının haritasının bir kısmını verdik, hepsini vermedik, vermeyiz. İşte oralar Ermeni topraklarıdır gibi saçma sapan söylemini de tüm dünya önünde en önemli örgütün toplantısında bir kere daha dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ya bir şey çok net olarak söyleyeyim. Bundan sonra kuracakları hayal, hayalden öteye geçmez. O yüzden hiç kimse artık bir çekince yaşamasın. Mesele Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğidir. Bu birliktelik de bozulmayacak bir birlikteliktir. Kardeşlikten ötedir. Bu birliktelik ırktaşlıktır. Bu birliktelik dindarlıktır. Bu birliktelik dildaşlıktır. Dolayısıyla bu birliktelik bozulmadığı müddetçe Karabağ konusu artık bundan sonra belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra bir daha hiç konuşmayacağımız bir konu haline gelecektir. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken her iki ülkenin imzaladığı ateşkesin bir şekilde bir anlaşmaya dökülmesidir. Çünkü o ateşkeste Laçin Koridoru ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a olan koridor mevzu bahistir. Bu önemlidir. Bence en önemli yapılması gereken gerek Türkiye için gerek Azerbaycan için bu ateşkesin bir şekilde şeye dökülmesidir. Anlaşmaya dökülmesidir artık. Bunun için bir baskı oluşturması gerekir her iki ülkenin de. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısına gitmeden önce Amerikan Başkanı Biden'la yapacağı görüşmede Karabağ konusunu da konuşacağız dedi ki Amerika biliyorsunuz Gürcistan'ı araya sokarak işte hem bu mayın haritalarının verilmesini hem de Azerbaycan'dan esirlerin bir kısmının Ermeni esirlerin bırakılmasını sağlamıştı. Amerika'nın da Fransa'nın da bundan sonra Minsk grubu eş başkanlığı olarak soruna dahil olmak istiyorlarsa bunun yolu Türkiye'den geçiyor, başka bir yerden değil. Bu da herhalde Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti heyeti tarafından Amerikan heyetlerine ve orada birçok liderle görüştü. Bunlara da bizzat söylenmiştir.
Kutay Bey, dün, yəni ötən gün Türkiyə prezidenti eyni zamanda Fransa prezidenti ilə də görüşdü. Hansı ki, o prezident Emmanuel Macron Qarabağ savaşı boyu Ermənistana öz dəstəyini göstərirdi. Bundan sonraki Fransanın yanaşmasında bir dəyişiklik ola bilərmi? Şimdi sevgili Nati, biliyorsun Macron diyordu ki bu Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Bu Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyordu. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmişti diyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada biz Türkiye'de, Libya'ya ve Suriye'de nasıl ortak çalışacağımızı konuştuk dedi. Yani hani görülen köy kılavuz istemez diye bir şey var. Türkiye'nin dik duruşu Fransa'yı bir şekilde Türkiye'ye mecbur kıldı. Karabağ konusunda artık Batı'nın yapacağı bir hamle çok sınırlı. Fransa'nın çok sınırlı. Amerika'nın çok sınırlı. Bunlar eğer Karabağ'da bir hamle yapmak istiyorlarsa bu sorunu bence çözülmüş bir sorun. 30 yıl sonra artık çözüldü bu sorun. Çözülmüş sorunu bir şekilde daha çözümlü hale getirmek istiyorlarsa yapabilecekleri tek şey Türkiye ile beraber hareket etmektir. Eğer bu bölgede Rusya'yı dengelemek istiyorlarsa yine Türkiye ile beraber hareket etmektir. Ama şöyle bir gerçek var. Burada oyun kurucu artık Türkiye ve Rusya oldu. Dolayısıyla bunun da değişmesi imkansız. Aynen bundan sonraki süreçte Karabağ topraklarının başka bir şekilde başka devlete verilmeyeceği gibi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bəli, bizimlə bağlantıda İstanbul Aydın Universitetinin professoru, beynəlxalq siyasi məsələlər üzrə ekspert Kutay Qaraca idi və Kutay bəyin də dediyi kimi Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan, xüsusilə Şuşa səfəri nəinki Azərbaycan və Türkiyə mediasında bütün media, yəni dünya mediası tərəfindən diqqətlə izlənilir.